Kadın Kanalı'ndan merhaba. Affetmek büyük bir konu. Ee, ben bununla ilgili olarak şu anda bende affetmek dendiğinde neler geliyor? Bunu öncelikle paylaşmak istiyorum. Sonrasında da bir zaten bir seri çekmek isterim Denizle ya da Zeynep'le onun üzerine daha konuşalım. Çünkü kabilemiz yaralı bu konuda. Bunu fark ettik. Affetmek üzerine bir video çekelim mi diye sorduğumuzda bayağı yazıldı. En başta şunu söylemek istiyorum. Affetmek dendiğinde bir yük geliyor bana. Yük hissediyorum. Affetmek zorundaymışım gibi. Çok büyük bir acı çekiyorsun ve toplum ya da spiritüel dünya affet ve özgürleş. Pardon o kadar kolay mı? Öncelikle bu gerçekten girelim arkadaşlar sen affetmeyi atıyorum ba bana yani söylüyorlar. Işte, workshoplar var iki saatte en büyük düşmanını affediyorsun o kadar büyük acılar çekmiş insanı affediyorsun bu gerçek değil Bence affetmek süreci Eğer gerçekten içine derinine baktığında uzun süren bir yolculuk ama her adımı da çok değerli bir yolculuk affetmek özgürleşmek demek ama o özgürleşme sürecine gelirken geçtiğin yer o affedemediğin konunun sana yapıldığını sindirmen gerekiyor. Atıyorum aldatıldın. Bir önce hemen hop en sona gidip de tamam affediyorum artık onu değil bir dakika ben şu an aldatıldım kadınlık gururum bitti mahvoldum yerlere yapıştım mı o haksızlığı o kalp kırıklığını bir sindir. Aldatılmak gerçeğine önce bir sindir içeride bir kal orada. Öyledir yani e, affetmemek çok kötü bir şey. Affetmen lazım. Bu bu sana inanılmaz büyük bir yük yükleyen, kalbini çok acıtan bir şey. Önce bir sindirmek lazım o gerçeği. Sindirirken, sindirmek nasıl sindirmek? O yaşadığın haksızlık, kalp kırıklığı, hayal kırıklığını sindirirken senin hangi noktana, hangi duyguya tetiklediğine bakabilmek. Bu da öfke mi çıkıyor. Annenin gidip kardeşini sevip sarıp sarmaladığı zamandaki o aldatılmışlık hissini mi tetikliyor? Buna bir bakabilmek, tamam mı? Bakın, o kadar derin bir konu. Çünkü illaki e, o aldatılmak deyip geçmiyorsun. Orada affedemiyorsan bir yerde çok derinde, en en altta çok büyük bir direnç var, çok büyük bir yara var ki sen affedemiyorsun zaten onu ve bu duyguyu bu olayı e, sindirirken bu, bu duygunun neden kaynaklandığını aşama aşama katman katman derinine inerken bu süreçte çok büyük çözülmeler yaşıyorsun. Affettim geçti. Aa, i̇ki saat aa, bitti tam o benim hani düşmanını sev. Pardon bu, bu kadar kolay değil. Antagonist felsefe vardır Tanrılar Okulu'nda. Düşmanını sev çünkü en kısa yoldan senin gelişimine katkıda bulunan kişidir. Aslında düşmanın seni en çok seven kişidir. Tamam. Çok doğru. Yani bu spiritüel noktalarda şeye girersin hani. Hiç kimse yok. Aslında her şey benim yansımam da pardon. Sen Everest'e ancak tepelerden geçerek, yavaş yavaş yükselerek geçebilirsin. Sen daha o affetemediğin çukurdayken Everest'i sana dikte ediyorlarsa işte bu kalbine en büyük haksızlık. O yüzden hani affediyoruz bilmem ne yapıyoruz diyenlere gıcı. Tamam mı? Orada bir kalalım. Ve şöyle oluyor arkadaşlar hani dedik ya direnç var. O acıya bakmak istemiyorsun. O acıya bakmamak adına acı, acıyla ilgili videolarımızda da hep konuşmuştuk. Dedim ki Zeyno bu acının ne zaman kapatacağımızı bilmiyoruz. Bu hmm. artık bu senin kalbin, senin ruhunla ilgili bir şey. Ne zaman bitecekse bitecek. Acıya teslimim. Ben o acıyı çekeceğim. Çünkü bastırdıkça, yok saydıkça kendi gerçeğinden koptuğumu hissettim. Çünkü bir tarafım acıyor, ağlıyor, yas tutuyor. Ve sen hani gayet iyiyim deyip bastırmaya çalışıyorsun. Hayır. Bu böyle bir dönem ve ben bu acıyı çekeceğim ve bu ne zaman bitecek bilmiyorum. O acının içinden sabırla da geçmek, Met, yani metanetle geçmek gibi bir e, süreçti benim için. İnsan bakmak istemiyor. Orayı kapatmak istiyor. O kişiyi unutmak istiyor. O o sana hissettirdiği duyguları görmezden geliyor. Rafa kaldırıyor, donduruyor. Dondurduğun noktada, görmezden geldiğin noktada onu aşağılara itiyorsun. Aşağılara ittikçe Oraya bakmadıkça affedemediğin kim varsa sana aynı hissi hissettiren başka kişi geleceksin hayatına. Suretler değişecek ama hissettirdiği şey aynı olacak. İşte o yüzden duygulardan, o kişinin sana hissettirdiği duygulardan özgürleşmek bu kadar önemli. Duygulardan özgürleştiğinde direnci, sindirmeyi, tetiklenmenin nedenini tüm bunlardan geçtikten sonra özgürleştiğinde affetmek belki çok sonra geliyor. Bazıları donduruyor. Bazıları da diyor ki: "Allah aldattı mı beni? O zaman ya ondan intikam alacağım ya da erkeklerden ya da kadınlardan intikam alacağım." İşte bu da çok başka bir tuzak. Ego oradaki acili özdeşleşiyor. Bazıları hani işte savaşır, bazıları kaçar ya savaş ya da kaç tekniği vardır. Savaşı intikam alıyor. Instagram'daki sözümüz şuydu. Hiç kimse bir başkasını yaralayarak iyileşemez. Yani sen affedemediğin kişiden aynı şekilde intikam aldığında bil ki o yaran iyileşmeyecek. Belki daha da çok derinleşecek. Çünkü bu da bir kaçış. Sen bırak ilizyonlarla suretlerle ilgilenmeyi bırak. Tamam. Sana o hissettirilen duygunun en içeride neden olduğunu bakabilme cesaretine, bakabilme niyetine odaklan. Ve işte o zaman oraya bakıp oraya bir farkındalık getirdiğinde, oraya şefkat getirdiğinde affetmekten özgürleşmeye doğru giden yolda bir iyileşme söz konusu olabiliyor. Ama dediğim gibi hemen değil bu yavaş yavaş şefkatle kendini kabulle adım adım gidebildiğin bir nokta bu. O duygudan özgürleşemediğinde ise ne oluyor biliyor musun? Senin andaki hayatında akıp giderken ki seçimlerini etkiliyor. Çünkü biliyorsun geride kaldın sen. Geçmişteki o acıda kaldın, affedemediğin noktada kaldın. Kafan oraya gidiyor, ruhun oraya gidiyor, zihnin oraya gidiyor ve diyorsun ki anda bir şey var. Atıyorum ilişki aldatılmaktan bahsettik ya. O aldatılma duygusunu affedemedin. O kişiyi affedemedin. Yeni ilişkiye başlayamıyorsun aldatılma korkunun yüzünden. Geçmişin geleceğin oldu. Geçmişinin geleceğin olması kadar seni kısır döngüde tutan hayatında yeni alan açmayan başka hiçbir şey yok. O yüzden bu duyguyu çözüp bu duygudan özgürleşmek aslında kendine olan, kendi ruhuna olan bir sorumluluğun. Bunu nasıl yapacaksın? Tabii ki de mi? <laughs> <laughs> gerçekten buraya dönüyorum ama benim tek yolum bu başka bildiğim bir şey yok bildiğim şeyi anlatıyorum meditasyonda dediğim şey ne atıyorum 20 tane defter bitirdim gerçekten niye 20 tane defter yazıp yazıp bitirdim çünkü bu duygu ne bu duygu nereden geliyor bu duygunun tetiklenmesi ne nedeni ne direnci ne sonra bakıp orada kalıp iyileşmeye niyet ediyorum bu şekilde iyileşebiliyorum. Başka bir bildiğim yol yok. O yüzden sizinle bunu paylaşıyorum. Buraya farkındalık getirmek, buraya bilinç getirmek iyileşmenin başlangıcı. Maalesef ki yok sayarak, dondurarak, arkada bırakarak, geride bırakarak iyileşmek diye bir şey olmuyor. O sadece aşağıya itiliyor. Görmezden gelebiliyorsun ama bilinçaltında o kod var ve o kod her zaman rüyalarında var hayattaki seçimlerinde yepyeni bir şeye adım atarken bir anda hortlak gibi karşına çıkıp seni manipüle edebiliyor. Ve bunun bazen farkında bile olmuyorsun. O yüzden buna bakabilmek kendimize olan bir sorumluluk. Affetmeyi başladık. Affetmenin ağası yok dikkatinizi çekerse. Affetmek çok 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 sonra bir nokta. Bazen bir gün oluyor. Uyanıyorsun, içinde bir hafiflik olmuş. Oraya bakıyorsun o kişiye, seni aldatan kişiye. Ona dair aman ya aldattı boş ver çok da bir his kalmamış artık oraya. İşte o noktada oraya dair herhangi bir hissin, öfken, duygun kalmadıysa ve artık hayatında onu yaşamana rağmen yine de hayır bu benim seçimimi etkilemeyecek deyip hayata devam edebiliyorsan işte affetmiş oluyorsun. Affettiğini de çok sonra geri dönüp baktığında affetmişim ben onu diyebiliyorsun. Süreç böyle işliyor benim için. Böyle yani özgürleşmek ve hayata devam edebilmek benim için affetmek. Bunun da uzun bir süreci var. Ee, o yüzden hemen affettim iki saatte workshop affetme workshopları falan yalan arkadaşlar. Bu spiritüel dünya beni çıldırtacak zaten. <laughs> Sinir oluyorum. O yüzden böyle benim affetmek üzerine konuşmak istediğim şeyler bunlardı. Çalışın duygularınızla çalışın. Affetmek en son. Siz mesela kimi affedemediniz? Anneni de affedememiş olabilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Bak en son videoyu kapatırken geliyor. Bazen kendini affedemiyorsun. İşte o en zoru. Kendini affedemediğinde kendini bir şeylere layık görmüyorsun. Kendine bir şeylere hak görmüyorsun. Kendini affetmek sadece kendini olduğun gibi kabul edip kendine şefkat duymak ve o anda yapabileceğim sadece oydu bu kadardım diyebilmek. Bu da çok değerli. Bir gün hepimiz kendimizi affedebilmek, hepimiz başkalarını affedebilmek ve hayatımıza özgürce kalp hafifliğiyle devam edebilmek niyetimizle ee, videoyu sonlandırayım. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Abone olun, yani Instagram'da bizi de paylaşın, DM'den de yazın. Bizi takip edin.